Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Arkadaşlar biliyorsunuz ben aktualiteyi takip etmiyorum. 20 senedir gazete bile okumam. Bu sebeple aktualiteyle ilgili eski tabirle niyet-i içtimaiye ile ilgili çok sualler geliyor. Bense bunlardan cali bir dikkat olan, fevkalade ehemmiyete haiz olan meseleler zuhur ettikçe onlar hakkında birkaç söz söylemeyi tercih ediyorum. Bu hafta Hazreti Mevlana'nın vefatın sene-i devriyesi dolayısıyla biraz onun hakkında, biraz da tasavvufi görüşler hakkında konuşmak istiyorum. Fakat aktualitede bir mühim mesele var. Yusuf Hallaçoğlu adında, benim de iyi tanıdığım vatanperver bir çocuk, bir kanun teklifi yaptı. Ayasofya açılsın. Bu kanun teklifinin herhalde Kemalistler tarafından engellenmemesi, aleyhinde bulunulmaması için dilim var mı dedi, söylemeye de bir yalan uydurdu. O da şu: Ayasofya'nın müze haline getirilmesine dair kararnamedeki Mustafa Kemal Paşa'nın imzası uydurmadır, sahtedir. Neden? Orada Kemal Atatürk imzası var. Bu kararnameye imza konulmadan 3-4 gün sonra bu kanunlaştı. Binaenaleyh kanundan evvel bunu kullanmış olamaz. Birisi onun imzasını taklit etti. Yani demek istiyor ki onun rızası haricinde Ayasofya müze olmuştur. Ey Kemalistler, biz burayı müzelikten çıkarıp da tekrar cami yaparsak sesinizi çıkarmayın. Bu Mustafa Kemal Paşa'ya aykırı bir tavır değildir. Bu siyasi bir tavırdır. Bunun gerçekle hiçbir alakası yoktur. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Atatürk soyadı resmen kanunen gerçekleştirmeden evvel de bu ismi kullanmıştır. Çünkü bunun kararlaştırması evvel, kanuniyet kesbetmesi sonradır. Kaldı ki bunu söyleyebilmek için Mustafa Kemal'in şahsiyetini, icraattaki tutumunu bilmemek demektir. Böyle bir şey asla mevzubahis olamaz. Mustafa Kemal tarihte hiçbir diktatörün
vasfıyla mukayese edilmeyecek derecede bir diktatör rejiminin adamıdır. Onun müsaadesi olmadan kuş uçmaz devlette. Böyle bir ehemmiyetli bir mesele, onun izni olmadan, onun rağmına, onun iradesi hilafine asla ve kat'a gerçekleşemez. Vaktiyle Aytunç Altındal da buna benzer bir palavra ortaya atmıştı. O da güya Mustafa Kemal Paşa'nın bir vasiyeti varmış da o vasiyette diyormuş ki ben hilafeti kaldırıyorum ama vakti gelince siz tekrar kurarsınız. Çünkü size başka vesileyle anlattım. Amerika'da Demokrat Parti iktidarı hilafeti geri getirmek istiyor. Sebeplerini, neticelerini burada tahlil ettik. O da bir entelijansa mensuptu. O da böyle bir şey olursa Mustafa Kemal'in de böyle bir arzusu vardı. Ey Kemalistler karşı çıkmayın gibi bir yalan uydurmuştu. Mustafa Kemal ne hilafetin geri gelmesi için böyle bir şey söylemiş olabilir ne de Ayasofya onun hilafına, onun iradesi, arzusu, rağmına müze yapılmış olabilir. Böyle bir şey asla mevzu bahis değildir. Bunu söyleyenler o devri ya anlamıyorlar yahut da anlamamış görünerek Kemalistleri aldatmak istiyorlar. Bizim kimseyi aldatmaya ne ihtiyacımız vardır ne de hevesimiz vardır. Bu tamamen onun işidir. Onun işidir. Bunun sebebini de size söyleyeyim. Benim Yunan Mezalimi kitabımda sonlarına doğru bir bahis vardır. 1930'larda Mustafa Kemal Yunanlılarla ikamet, ticaret ve seyri sefain anlaşması imzalamıştır. Bunun manası şudur. Mahiyeti şudur. Türkiye'den gönderdiği Rumları, mübadele edilen Rumları geri getirmek istemiştir. Şunu size söyleyeyim ki Lozan bir gerçeği olarak mübadele bizimkilerin istediği bir iş değildir. Mübadele Romanya delegesi Nansen'in ortaya attığı bir fikirdir. Yerli Rumlar biz Yunan'la harp ederken ihanette bulundukları için onları cezalandırmamızdan korktuklarından Yunanistan da bunu kabul etmiştir. Türkiye de kerhen ve mecburen kabul etmiştir. Mübadele bizimkilerin talebiyle gerçekleşmiş bir iş değildir. Mustafa Kemal Paşa Hamdullah Supi'nin hatıralarında vardır. Eğer biz bu Rumları Türkiye'den göndermeseydik inkılaplarımız daha kolay yerleşirdi demiştir. Birinci sebep bu ikamet ve ticaret anlaşmasının birinci sebebi bu arzu, bu niyet, bu düşüncedir. Çünkü bu kanuna göre isteyen Rum Türkiye'ye gelir, Türk vatandaşı olmaksızın Türkiye'de ticaret yapar, mülk alır, vatandaşların rey vermek haricinde bütün selahiyetini haiz bulunur. Türkiye'de de vergi ödemez, vergisini Yunanistan'da öder. Mukabeleten, isteyen Türk de mübadilleri kastediyor. Yunanistan'a gider, Yunanistan'da ticaret yapar, mülk alır, aynen vatandaş gibi rey vermek dışındaki bütün hakları kullanır. Yunanistan'da vergisini ödemez, Türkiye'de öder. Bu kanun 1965 senesinde feshedilmiştir. Fesih sebebi de şudur. Bizim istihbarat tespit etmiştir ki Yunan vatandaşı olarak Türkiye'de 40 bin Rum var. Ve bunlar Türkiye'de vergi vermedikleri için Kıbrıs Rumlarına yardım ediyorlar. Yunanistan'da da vergi vermiyorlar.
vergi makamına kaim olmak üzere Rumları destekliyorlar Kıbrıs'ta. Bu tespit yüzünden bu muahede, bu anlaşma feshedilmiş ve Türkiye'den 40 bin Rum çıkarılmıştır 65'te. Ama aynı sene Türkiye'den Yunanistan'a giden bir tek Türk vatandaşı yoktur. Halbuki güya mütekabiliyet esasına göre bu anlaşma yapılmıştır. 1930 İkamet, Ticaret ve Seyri Sefain Anlaşması. Bu anlaşmanın adı budur. Bunun sebebi Yunanlılar bilhassa İstanbul'da tüccar sınıfını geriye gönderebilmek için Mustafa Kemal Paşa'yı Ali Rıza Efendi'nin Selanik Şer'iye Mahkemesi'nde açtığı bir dava ile tehdit etmişlerdir. Bunu ifşa ederiz. Sebep budur. Buna istinaden onları teskin için Ayasofya Camilik'ten çıkarılmıştır. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi Batı Trakya'dan tard edilmiştir. Bu da onun koyduğu şarttır. Çünkü Mustafa Sabri Efendi Batı Trakya'da Yarın diye bir gazete çıkarıyordu. Mustafa Kemal'e ve inkılaplarına ateş püskürüyordu. Bu gazete gizli mizli Türkiye'ye giriyordu. Ona Yunan Şeyhülislam Mustafa Efendi'nin sözünü size naklediyorum. Yunan resmi makamları dediler ki biz Mustafa Kemal Paşa'ya taahhütte bulunduk. Senin buradan çıkman lazım. Fakat sen bir din adamısın. Başımızın üstünde yerin var. Yunanistan neresinde oturursan otur. Sana itibar ederiz. Yalnız oturduğun yerde Türk olmayacak. Onu Mora'ya götürdüler. Mora'da Sabri Efendi sıkıldı. Müsaade edin ben Mısır'a gideyim dedi. Mısır'a intikali böyle olmuştur. Demek ki bir sebep de Mustafa Sabri Efendi'nin Batı Trakya'daki neşriyatından rahatsız olunmasıydı. Bir sebep Rumları getirerek inkılapların benimsenmesini daha kolay olacağı, millet tarafından benimsenmesinin daha kolay olacağı düşüncesiydi. Bir sebep de bu tehdittir. Binaenaleyh, bunu ben vaktiyle Almanya'da bundan 30-40 sene evvel söyledim. Cemalettin Kaplan, bunu da görürsünüz internette, bir vesika uydurdu. Bizim Mustafa Kemal'i anlatmak için, gerçeğini ortaya koymak için uydurma vesikaya ihtiyacımız yok. Ağrı Dağı'nda çoban olsa bir adam, Müslümansa, onun hilafetini kaldıran, yazısını değiştiren, dini eğitimini yasaklayan, medresesini lağveden, tekkesini kapatan bir adamın mahiyeti hakikiyesini anlamak için başka delile ihtiyaç yoktur. Fiili hadiseler onu bir Müslüman için, en vasat derecede bir Müslüman için doğru tanımaya kifayet eder. Kaldı ki kanunla korunması da onu anlamak için bir delildir. Niye kanunla koruyorsun? Abdülhamid'e bu kadar sövüldü. Abdülhamid kanunla mı korundu? Hala büyüklüğünü kabul eden kitleler var. Osmanlı'ya 90 senedir sövülüyor. Size mektep kitaplarından öyle parçalar okurum ki elin gavuru bile bunu demez. Gavur, İslam'ın karşısındaki adam bile bunun doğruluğunu kabul etmez. Bir tek misal vereyim size ama Latinize mevcut olmadığı için göremezsiniz. Hanedan ve Millet diye bir kitap vardı. Bu Mustafa Kemal'in mebuslarından birinindir. Edirne Saylavı imzasıyla, o zaman milletteki ne saylav deniyor. Hanedan ve Millet. Osman Gazi'den Sultan Vahidettin'e kadar her padişaha bir iftira uydurmuştur.
burada tekrarından teeddüp edeceğim çirkin iftiralardır. Bundan Fatih bile istisna değildir. Bu kitapta Fatih'in noterasın oğluna tecavüz ettiği iddiası vardır. Mustafa Kemal'in makbul mebuslarından biridir bu. Bunun gibi sayısız. Ne oldu? Yıktın mı Osmanlı'yı? Yıkabildin mi gönüllerdeki mevkiini sarsabildin mi? Hayır. Hayır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Sen adamını kanunla koruyorsun. Bu da bir delildir. Cemalettin Ali Rıza Efendi'ye Mustafa Kemal'in nesebini ret istikametinde bir mahkeme ilamı uydurdu. İnternette geziyor. Bu katiyen doğru değildir. Onu uyduran şunu bilmiyor ki o tarihlerde ahkam şahsiyeye müteallik vesail şer'iye mahkemesinde karara bağlanır. O zaman bir nizamiye mahkemeleri vardır, bir de şer'iye mahkemeleri vardır. Şahsın hukukuna taalluk eden evlenme, boşanma, nesep vesaire, miras şer'iye mahkemesinde görülür. O vesikayı uyduran cahil sulh hukuk mahkemesinden bu kararı istihar olmuş gösteriyor. Bu küllüğüm yalandı. Bunlara itibar etmeyin. Bizim yalan vesikaya ihtiyacımız yoktur. Kaldı ki o vesikadaki yazı bile onun sonradan uydurulduğunu gösterir. Bizim elimizde mahkeme katiplerinin veya meşiattaki katiplerin yazıları var. Bugünkü hattatların seviyesinden daha üstündür o yazı. O Latin harfleri değil, yazı bir sanattır. İslam yazısı bir sanattır. O zaman mekteplerde yazı dersi vardır. Şimdiki gibi kargacık, burgacık kimse kimsenin el yazısını okuyamıyor. Onların yazıları birer sanat eseridir. İsteyenlere ben böyle sıradan bir mahkeme katibinin el yazılarını gösteririm. Yığınla arşivimde var. Yazısıyla da uydurmadır. Başka delillerimiz de var da gerekmez. Buna itibar etmeyin. Ama böyle bir tehdit var. Böyle bir tehdit var. Ayasofya bu tehdit üzerine müze yapılmıştır. Mustafa Kemal'in iradesi haricinde yapılmış olmasına imkan ve ihtimal yoktur. Mustafa Kemal'in icraatındaki tavrını ne kadar hukuka riayet ettiğini anlamanız için size bir misal vereyim. Bakın. Lozan'da Batılıların zorlamasıyla Lozan Muadenamesi'nin 38. maddesinden 45. maddesine kadar ekalliyetlerin himayesi başlıklı bir bölüm vardır. Yani azınlıkların korunması. Burada onlara tanınan imtiyazlar bugün Müslümanlara tanınmış değildir. Ama bir tek nokta var. O da biz Türkiye'de mukim olan gayrimüslimlere kendi dinlerine, örflerine uygun bir kanun yapıp tatbik edeceğiz. Taahhüdü vardır. O zaman Müslümanların medeni hukuku mecelle-i ahkam adliyeydi. Bu İslam hukukundan yapılmış bir kanun olduğu için gayrimüslim bunu tatbik etmeyi doğru bulmayan, edilmesini doğru bulmayan Batılılar bizimkilere bunlara kendi dinlerine göre bir kanun yapmayı taahhüt edin demiştir. Ve Türkiye'de bunu kabul etmiş. Oraya bir madde olarak koymuştur. Türkiye'de mukim gayrimüslimlere kendi dinlerine, örflerine, adetlerine uygun ayrı bir kanun yapacağım. Burada başka imtiyazlar da var. O imtiyazların bu bahsin sonunda da der ki Türkiye burada azınlıklara tanınan hakları değiştirmeye veya onlara tefevvük, üstünlük ifade eden bir kanun çıkarmaya teşebbüs etmeyecektir.
Yani milli iradenin üstündedir. Bunlar aynı. Şimdi Kemal'in prensipleri anayasada değiştirilmesi dahi teklif edilemez deniyor ya. Aynen onun gibi. Bunlar da ne değiştirilebilir? Türkiye bunu da taahhüt ediyor. Ne de bunlara üstünlük ifade eden başka bir kanun kabul edilebilir. Anayasasının da üstünde böyle bir hak tanıyorsun gayrimüslime. İçinde kalmış bir avuç azınlık için. Sonra bunu bir insanlık hakkı olarak kabul edip azınlıklara bir kanun yapma safhasına iş gelince İsviçre kanunu medenisini aldılar. Roman tercüme eder gibi süratle tercüme ettiler. Bunu Müslümanlara tatbik ettiler. Gavura İslam kanununu tatbik etmeyi doğru bulmayıp bunu bir insanlık hakkı kabul ederek ona ayrı bir kanun yapmayı kabul eden Türkiye idarecileri kahir ekseriyeti Müslüman olan bir ülkede Müslümanlara gavurun kanunu tatbik etmekte ne insanlık hakkı gözettiler ne de demokrasi icabı vesaire vesaire. Ama burada asıl anlatmak istediğim bu değil. Bu kanun tercüme edilirken aceleleri var gavurlaşmaya. Forma forma Fransızca bilenlere taksim ettiler kanunu. Bu kanunun tercümesi 8-10 milletvekili tarafından yapıldı. Aynı kelimeye Türkçe karşılığı olarak farklı kelime koyanlar var. Bu uzun bir bahistir. Onun tahlili burada gerekmez. Evlenme memnuiyetlerine. O bahsi tercüme eden adam kendi iradesiyle süt kardeşliğini ilave etti. Süt kardeşiyle evlenilemez diye. Çünkü bu şer'i bir esastı. Adamın biraz vicdanında insani bir duygular baki kalmış ki kanunu motomon tercüme ederken bunu ilave etti oraya. Düşünün. Bugün televizyonlarda kanun müzakerelerini takip ediyorsunuz. Madde madde görüşülüyor, umuma görüşülüyor, madde madde görüşülüyor, lehinde aleyhinde madde okunuyor, lehinde aleyhinde konuşmalar oluyor değil mi? Müzakerelerle kabul ediyor. Bu kanun öyle kabul edilmiş ki bu maddeyi görmemişler, bu kanun metninde kalmış. Evlenme yasakları arasında süt kardeşliği yasağı. Kanun bu haliyle neşredilmiş. Düsturlarda bunun nüshasını Osmanlıca bilenler görebilirler. Mustafa Kemal birisi görmüş neşirden sonra. Nasıl cumburlop kanun çıkıyormuş bundan bunu çıkarın. Birisi görmüş. Demiş ki efendim bu şer'i bir esas. Biz layık bir devletiz. Bizim kanunumuzda şer'i bir kaide nasıl yer alır? Çıkarın onu oradan. Kanun tekrar meclise gelmeden bu haliyle yayınlanan kanundan Mustafa Kemal'in direktifiyle bu cümle çıkarılmıştır. Ondan sonra kitap haline gelmiştir. Buradan şunu anlayın. Hani 14. Louis'e izafe ederler kanun benim sözünü. Kanun Mustafa Kemal'in iradesidir. Ama adına milli irade diye bir yafta koymuştur. Onun iradesidir. Bu iradeye, onun iradesinin nasıl tecelli ettiğine size bir misal daha vereyim. Demin aşağıda birisi bana sordu ki, bunlar hep Ayasofya ile ilgili gerçeğin anlaşılması için söylüyorum. O devir nasıl bir devirmiş, icraat nasıl gerçekleşiyormuş, bunları yapan adamlar, bunları yapan adamlar ona sormadan Ayasofya Camii gibi bir tarihi mabedi müze haline çevirebilirler mi, çeviremezler mi? Ona rağmen bu iş yapılabilir mi, yapılamaz mı? Siz artık varın takdir edin. İkinci bir misal daha vermek istiyorum buna. Saltanatı Lozan'a gidilirken niçin ilga ettiler biliyor musunuz?
müttefikler, İtilaf devletleri, Ankara hükümetiyle birlikte İstanbul hükümetini de konferansa davet etti. Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa Mustafa Kemal'e bir telgraf çekti. Aynen Londra konferansında olduğu gibi heyetlerimiz bir araya gelsin, birlikte hareket edelim diye. Mustafa Kemal, vay sen hala varlık mı iddia ediyorsun? Biz sizi tanımıyoruz. Bu tanımamayı kanunlaştırmak istedi. Saltanatın ilgası teklifi, bizim bazı cihetleriyle takdir ettiğimiz Rıza Nur'un ilk imzasını teşkil etmek üzere 80 imzalı bir takdirdir. Bu takdir müşterek encümene gitti. Allah aşkınıza, her yerde nutuk var. Açın okuyun, bakın nasıl olmuş. Ama ben size nakledeyim. Bilsem nutku getirir buradan okurdum. Müşterek encümene gitmiş. Müşterek encümen nedir? Şeriye encümeni ile adliye encümeni birlikte toplanıyorlar. Evvela encümen de bu kararlaşacak, sonra meclise gelecek. Mustafa Kemal diyor ki, müşterek encümenin toplandığı odaya gittim. Hoca Müfid Efendi riyasetinde hocalar bu şer'an caiz midir, değil midir diye münakaşa ediyorlardı. Tabii bu 22'nin işi. 22'nin. Daha düşün, hakimi mutlak kesilmediği bir zaman. Üstelik. Münakaşa ediyorlardı. Odanın bir kenarında biz arkadaşlarımızla oturduk, bir müddet dinledik. Baktık ki bu safsatalarla neticeye iktiran etmek mümkün değil. Şer'i mülahazalar safsata. Hoş ayete de safrata diyor. Ayete de el yazılarıyla yayınlanmıştır. Biz de sitemizde koyduk. Hala gençleri ikra bismi rabbike safsatasıyla mı yetiştireceğiz diyor. Allah'ın ayeti hakkında da bu kelimeyi kullanmıştır. Evet. Baktım ki bu beyhude safsatalarla neticeye iktiran mümkün olmayacak. Bunu anladım. Encümen reisinden müsaade isteyerek bir sandalyenin üzerine çıktım. Onlara dedim ki, hakimiyet bir milletin elinden zorla alınır, kuvvetle alınır. Osmanlılar milletin hakimiyetine zorla vazuliyet olmuşlardı, el koymuşlardı. Şimdi de millet müsellehan isyan ederek hakimiyetini onlardan almak istiyor. Millet istiyormuş. Millete sorulmuş sanki. Bakın. Bu bir emri vakidir. Sözlere dikkat edin. Burada toplanan herkes, bunlar milletvekili, meclis, bunu tabii görür ve icabını yaparsa ne âlâ. Aksi halde bu iş gene olacaktır. Ama ihtimal bazı kelleler koparılacaktır dedim. Ağzıyla. Aha size Mustafa Kemal'in tatbikatı, aha size icraatı. Biri bana sordu ki, saltanat ilga edilirken niye kimse hayır demedi? Nasıl desin? Kellenin bini bir para. Kendi nutkunda bu söz. Bu o kadar despotluk ki aşikare söylüyor yani. Ben böyle tehdit ettim meclisi, milletvekillerini ve bu kanunu çıkardım diye. Allah aşkınıza, şu iki misal namisenayı çoğaltılabilir. Size göstermiyor mu ki o devirde onun iradesi haricinde Ayasofya'yı müzeye çevirmek hiçbir kulun yapabileceği bir iş değildir. Bu asla yalandır. Diğer bir gerçek de şudur. Hiçbir topluluk bir iradenin iradesiyle ilahiyeyi yaşamaya mahkum edilemez. Mustafa Kemal adamdı da biz adam değil miyiz? Bizim irademiz yok mu? Gelecek nesillerin hiçbir hakkı yok mu onunla bağlı? Biz bir imana sahibiz ki Allahu Azimüşşan ilahi nizamında kendisini kabul etmeyene bile cebir tatbikine müsaade etmiyor.
okulun beni kabul etmezse etmesin. Ona cebredemezsin diyor. Bize Kemalizme uymaya cebrediyorlar. Allah'ın kainatın yaratıcı olsalı olarak kuluna gösterdiği, atfettiği itibar Kemalist Mustafa Kemal bir adam olduğu halde onun sisteminde bize bu hak tanınmıyor. Ona aykırı bir şey düşünemeyiz. Nasıl düşünürüz? Nasıl düşünürüz? Şu mukayese bile size o devrin nasıl dehşetengiz bir manzarası olduğunu anlatmaya yeter zannederim. Bunun üzerine daha fazla söz söylemek gerekmez. Biz de insanız. Doğru bildiğimizi yaparız. Ama bu memlekette Necip Fazıl Bey'in Vahidettin kitabının toplanma gerekçesi, kendisine 1,5 sene hapis cezası verilme gerekçesi de ibretamizdir bunu anlamak için. O gerekçede deniliyor ki, belki internette vardır, bulabilirsiniz. Mustafa Kemal'in zemmettiği Vahidettin'i methetmek ona hakarettir. Mustafa Kemal neyi beğendiyse biz de beğenmeye mecburuz. Neyi beğenmediyse biz de beğenmemeye mecburuz. Allah aşkınıza buna isyan etmez de bir millet ne yapar? Biz robot muyuz? Biz robot muyuz? Ey Kemalistler! Donmuş kafalılar! Bir milleti ilahiyeyi aldatamazsınız. Ayasofya cami olmalı mı olmamalı mı, demokrasi varsa millete sorun. Mustafa Kemal'den cevaz aramaya kalkmayın. Derin Tarih Dergisi de bu yalana itibar etti son sayısında. İmzası sahteymiş de burayı açarsak Mustafa Kemal'e aykırı olmazmış. Ne olur aykırı olursa. Allah nizamına aykırı nice iş var bu ülkede. Mustafa Kemal'e aykırı gitmek cinayet mi? Allah bu millete akıl fikir versin. Amin. Bu meselenin izahı için daha çok şey söylenebilir. Sanırım bu kadar yeter. Gelelim Hazreti Mevlana meselesi. Evvela bir yanlışı düzelteyim. Mevlana üzerinde kim ağzını açarsa, gel gel putperest olsan da gel, ateşperest olsan da gel, dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, baza baza diye başlayan bir beyit okurlar. Maalesef başbakanımız da dün akşam bunu okudu. Bu asla Mevlana'nın değildir. Bu sözün Mevlana ile hiçbir alakası yoktur. Ne Mesnevi'de mevcuttur ne Divan-ı Kebir'de mevcuttur. Mevlana'nın bütün eserleri elimizin altındadır. Böyle bir kıta yoktur Mevlana'ya nispet edilecek. Bu İranlı Ali adında bir şairin sözüdür. Baza baza gel putperestü baza. Ne olursan ol gel. Kaldı ki bu sözün manası da umumiyetle anlatıldığı gibi değildir. Yani gel ne olursan ol, o halinle seni kabul ediyorum da öyle kalmak şartıyla değil ki. Çünkü burası düzeltme yeridir. Tabii bozuğu çağıracak. Tamirhane aletin bozuğu gider, sağlamı değil. Burası umutsuzluk dergahı değildir. Ne çeşit günahın olursa olsun burada düzelebilirsin demektir. Olduğu gibi kabul. Böyle bir şey yok. Kafir olsan da gel, putperest olsan da gel, gel o halinle makbulsün değil. O halinle bile düzelebilirsin. Ne kadar günahkar, ne kadar inkarcı, ne kadar bozuk olsan da gel. Burası ümitsizlik dergahı değildir. Çünkü Allah-u Azimüşşan'ın şirkten başka affetmeyeceği günah yoktur. Senin için şirk olsa bile dönme şansın var. Azrail'i görene kadar her insan için tövbe kapısı açıktır.
Azrail'i görene kadar karşısında yaptığı günah şirk bile olsa tövbe edenin tövbesini Allah azimişan yeter ki samimiyetle tövbe etsin. Kabul eder. Bu kafiri putperesti olduğu gibi kabullenmek başına tac etmek değildir. Böyle anlıyorlar. Böyle değildir. Yanlışı yanlış kabul etmemek değildir. Yanlışı yanlışıyla başına tac edilmek değildir. Gel ki düzelesin. Asıl senin gibi adamlar buraya gelmeli. Burası bir insan tamirhanesidir demekti bu. Bu yanlışı düzelttikten sonra Mevlana nasıl bir şahsiyetti? Bakın beyler, bir hatıramı nakledeyim size. Vaktiyle Mahir İzbey tasavvufa dair bir kitap yazdı. Üç tane genç Rahle Yayın Evi diye bir yayın evi kurdular. Şimdi onlardan birisi profesör, öbürü bilmem ne falan. Bunlar bu kitabı bana getirdiler. Bu kitaba bir ön söz yazdırdılar. Takriz. Bakın, takrizin manası tanınmış bir yazar tanınmamış bir yazarı teskiye eder. Yani bir adam ortaya çıkmıştır, yeni bir adamdır, bir eser yazmıştır. Değeri bilinmeyebilir. İtibarlı bir yazar onu takdim eder okuyuculara. Buna güvenebilirsiniz, bu değerli bir eserdir der. Takrizin manası budur. Ben o zaman delikanlıyım, 30 yaşlarındayım. Mahir İzbey'in kitabına benim bir takriz yazmam edebe aykırıdır. Şimdi tasavvuf bahsini açmamın zaten en mühim sebebi adapla ilgili eksikliklerimizi görmektir. İslam'ın özetlenerek bir kelimeye, bir tek kelimeye irca kabil midir deseler. Yani İslam dünya görüşünü bir kelimeyle ifade etsen, o kelime ne olur deseler, adap olur derim. Adap bu kadar ehemmiyetlidir, dinin ruhudur. Bu adaba aykırıdır. Ama şöyle yapalım. Ben imzasız sizin yayın eviniz adına bir ön söz yazayım. Yani yayın evi takdim etsin bu kitabı. Tamam dediler. Ben bu kitabın ilk baskısına bir ön söz yazdım. Galiba 60'lı yıllarda. Orada dedim ki, şeriatın kullandığı kıstas, miyar akıldır. Belli bir yere kadar. Tasavvufsa gönüldür, histir. Buhran zamanlarında akılla hadisatı tahlil etmek ümitsizlik verir. Yılgınlık verir. Cesaret kırıcı olur. Lakin hissi bir perspektiften bakmak bu ümitsizliği giderici olur. Tedavi vasıtası olur. Ümit varlık telkin eder. 200 seneden beri de ülkemiz buhrandan buhrana sürüklenmektedir. Bu buhranın da iman buhranı olarak hadd-i azamide vaki olduğu bir zamanda böyle tasavvufa dair, şimdi çoğaldı, o zaman fazla bir eser yok. Bir eserin yayınlanması çok hayırlı bir iştir. Mahir İzzi de methetmeme rağmen kitap basıldıktan Mahir İzzi dizlerini dövmeye başladı. Birçokların metbu, üstad ittihaz ettiği Mahir İzzi. Biz devlet memuruyuz. Bu siyasi olmuş. 200 seneyi tenkit etmek bizim işimiz mi? Hele bu devri tenkit etmek.
Ve ikinci tabında bunu çıkarttı. Halbuki benim sözüm tabiat kanunu kadar doğruydu. Hazreti Mevlana ve Yunus Emre'nin insanlara ümit telkin eden, gönül ikliminden seslendikleri devir, Moğol istilalarının varit ve vaki olduğu bir devirdir. Moğol istilaları tarihin gördüğü en büyük katliamlardır. İnsanlar yaralı kuş gibi, kanadı kırık kuş gibiydiler. Bedbin. Lakin Allah'ın tasarrufat-ı ilahiyesine, tasavvuf penceresinden bakanlar, kahırdan lütuf çıkabileceğini idrakine ererler. Çünkü burada size fiili bir gerçeği ifade edeyim. Allah-u Azimüşşan'ın iradesiyle vaki olan işler dört kategori teşkil ederler. Bunun birincisi, zahiri de kahır, batını da kahır olan işlerdir. İkincisi, zahiri de lütuf, batını da lütuf olan işlerdir. Üçüncüsü, zahiri lütuf, batını kahır olan işlerdir. Dördüncüsü, zahiri kahır, batını lütuf olan işlerdir. Bütün tasarrufat-ı ilahiye ile vaki olan hadisat şu dört kategoriden birine girer. Bunun size bir misalini vereyim. Moğol istilaları varit ve vaki olduğu zaman onlarla mücadele eden Müslümanlar galip gelselerdi, bir Osmanlı Devleti mevcut olmazdı. Nasıl? Galip gelselerdi, Türkistan'da kalırlardı. Bunlar Celaleddin Harzemşah'la birlikte Moğollara karşı mücadele ede ede mağlubiyetten mağlubiyete batıya kaçtılar. Moğol sürülerinin önünde batıya kaçtılar. Bu bir kahır tecelliydi. Orta Asya'da kalsalardı Timur İmparatorluğu gibi 100 sene sürmeyecek bir devlet olabilirlerdi. 6,5 asır 3 kıtaya hakim bir devlet olamazlardı. Çünkü coğrafi şartlar buna imkan vermezdi. Batıya geldiler. Batıya gelirken de bir yanlış yaptılar. Müslümanlar, Türkler Müslüman olduktan sonra hep cezire üzerine, Arap Yarımadası üzerine gelmişlerdir önce. Bu ananeyi takiben Suriye'ye gidiyorlardı. Reisleri Süleyman Şah, Fırat Nehri'ni geçerken ayağı atın özengisine takıldı ve boğuldu. Bunlar dediler ki bu yol bize uğursuz geldi. Geri dönün. Suriye'ye gitselerdi, kiminle mücadele edecek de yükseleceklerdi? Müslüman kanı dökmeleri lazımdı. Bu da Selahaddin Eyyubi'nin devleti gibi olurdu. 80 sene devam ederdi. Veya Hamdaniler gibi olurdu. 30 sene devam ederdi. Bunlar geriye döndüler, Ahlat'a geldiler. Dediler ki bu ülkenin bir hükümdarı var. Ona kendimizi tanıtalım da bize bir yer göstersin. Bir heyet gönderdiler Konya'ya Selçuklu hükümdarına. Dediler ki biz muharip bir kavmiz. Muharip bir topluluğuz. Celaleddin Harzemşah'la birlikte şöyle vuruştuk, böyle vuruştuk. Böyle geriye geldik. Buralara kadar geldik. Senin işine yararız. Bize bir yer göster, yerleşelim. Sultan düşündü ki madem bunlar muharip bir kavim, ben bunları en hududa yerleştireyim. Gidin Söğüt'e yerleşin dedi. Hududuydu çünkü.
Bunlar herhalde çok üzülmüşlerdir. O günün vasıtalarıyla, at sırtında, sürüleriyle, ta Ahlat'tan Söğüt'e kadar yaya gidecekler. İşlerinden demişlerdir ki, be sultan, Konya Ovası'nın bir kenarında bize bir yer göstereydin ya, Söğüt de nereden çıktı? Haritada arasalar bulamazlar. Halbuki bu bahtlarına kapı açtı. Selçuklu Devleti'ni Moğollar ortadan kaldırınca teşekkül eden tevaifi mülükten biri de onlardı. Öteki beylikler, tabii burada şahsi dirayetler rol oynadı. Birbirleriyle Selçuklu'nun bıraktığı boşluğu doldurmak için harp ederken, bunlar hudutta olduğu için yüzlerini Bizans'a çevirdiler. Öteki beyliklerin insanları vicdanen rahat değildi. Müslüman Müslümanla harp ediyor, beyinin hükümranlığı için. Alttan alttan kaçtılar, Osmanlı'ya iltihak ettiler. Osmanlılar ta Nibolu Muharebesi'nden sonra yıldırım döndü Anadolu'ya, Anadolu Birliği'ni tesis etmek için. O zamana kadar kardeş kavgasına karışmadılar. Osmanlı'yı yükselten birinci derecede bulunduğu coğrafi mevki oldu. İkinci derecede de takip ettiği şu siyaset oldu. Vallahi buradan bir ders çıkarıp bir söz söyleyeyim de ondan sonra devamını söyleyeyim. Bugün de cemaatler Selçuklu'dan sonraki tevaifi mülük gibidir. Bunların içinde kim diğerleriyle mücadele etmez, hepsini kardeş tekabbül ederse, o ağırlık kazanacaktır Türkiye'nin geleceğine damgasını vurmakta. Birbiriyle uğraşmaları, benim şeyhim daha büyük, Maşrik-ı Azam'dır, bilmem nedir, şudur budur, benimki daha büyük kavgasındansa, o oradan istifade etmiş, ben buradan istifade etmişim, biz kardeşiz diyebilen grup geleceğe damgasını vuracaktır. Aynen Osmanlı'daki metodu gerçekleştiren genişleyecektir. Buradan da bu dersi çıkarmak lazım. Şimdi bakın, Moğollar galip gelmeseydi, mağlup olsaydı, Osmanoğulları Mahan bölgesinde, İran'ın Mahan bölgesinde devam ederdi hayatını. Bu kahrın içine bir lütuf saklıydı. Bunun aksine de bir misal vereyim. Adam fakirdir, mütedeyyindir. Zengin olur sapıtır. Çok görmüşsünüzdür. Burada ben geçenlerde bir misal verdim. Sultanahmet Camii'nde cuma günü beklesek 100 zengin. Çıkmaz ya 100 zengin içinde o cemaatte. Çıktı, kabul edelim. Onları bilsek, hepsine Hilton Oteli ayarında bir mülkün tapusunu versek, 6 ay sonra o 100 kişinin 20'si namazdan vazgeçer. Bir sene sonra bu 30'a çıkar. 2 sene sonra sonunda bakarsın ki 3'e 5'e iner. Neden? Varlık, güven duygusunu, ben kazandım, ben yaptım, ben. 100 lale tayin zenginde, 100 lale tayin fakirde, 30 namaz kılan çıkarsa 100 zenginde bu 3'e düşer. Varlık vehmidir. Bak, o varlık kahır aslında. Veya parayla işlenen günahları düşünün. Para bir imkandır, lütuf. Ama hayra kullanamadığın zaman nasıl kazandığından, nasıl sarf ettiğinden hesap var. Hazreti Peygamber buyuruyor ki, Cebrail bana geldi, dedi ki, cennetin kapısında durdum bekledim. Ya Resulallah, içeriye girenler hep fakirlerdi. Ona sordum, ya Cebrail, cennetlik zengin yok muydu ki sen hep fakirleri gördün cennete girerken? Dedi ki, vardı ya Resulallah, ama onlar nasıl kazandıklarından, nasıl sarf ettiklerinden hesap vermek üzere bekleşiyorlardı.
Bak lütfun işine de kahır saklanır, kahrın işine de lütuf saklanır. Ayette diyor ki asa en tekrahu ve huve hayrun leküm, şerrun leküm. Asa en tuhubu ve huve şerrun leküm. Öyle şeyler vardı ki siz onlara muhabbet edersiniz. Onları iyi zannedersiniz. Halbuki onlar şerdir, sonra çıkar ortaya. Öyle şeyler de vardır ki onları şer zannedersiniz. Halbuki onlar hayırdır. Onun için Allah'tan bir şey isterken ya Rabbi hakkımda hayırlıysa deyin. Duada da bir tehlike vardır. Kafanı bir şeye takıp da illa ya Rabbi bana şunu ver bunu ver deme. Hayırlıysa de. Çünkü sen 5 saniye sonrasını bilemezsin. O talep ettiğin içinde bir kahır tecelli olup olmadığını bilemezsin. Demek oluyor ki Mevlana'nın devri böyle buhranlı bir devirdi. Onun için onun nefası, Yunus'un nefası halkı teselli ediyordu. Küllü men aleyha fan. Hiçbir şey baki değildir. Ne hayır üzre ne şer üzre. Ne kemal üzre ne zeval üzre. Masnuat-ı ilahiyede, masivaullah'ta beka sıfat-ı ilahiyesi yoktur. Her şey fanilikle mahkumdur. Küllü men aleyha fan. Sabredin bu kahrın sonunda. Şafak sökecektir. Gece ne kadar karanlık olsa da ilanaya devam edemez. Çünkü bu alemde tebeddülat ebedidir. Tahavvülat ebedidir. Alemde beka sıfatı ilahiyesinin tecelli etmemesi dolayısıyla bu tebeddülat ilahi bir kanundur. Allah-u Azimişan beka sıfatı ilahiyesinden bir tek şeye kainatta nasip vermiş olaydı o İslam olurdu. Çünkü bütün masnuat-ı ilahiyeyi yaratmaktan muradı insü cin idraki seviyesinde bilinmek ve bu bilginin tabii bir neticesi, vicdani bir neticesi olarak da ibadetlerle tekrim olunmaktır. Bu ise İslam'la kaimdir. Böyleyken Peygamber aleyhissalatü vesselam bedetü dinu gariben seyaudu gariba buyurmuş. Bu din garip başladı, sonu da garip gelecektir. İslam için beka yoksa hiçbir şey için yoktur. Ey millet, ey kitle, içinde bulunduğun kahır ilelebettir sanma, bu değişecek. İşte tasavvufi görüş. Hikmete nazar etme görüşüdür. Belki bu kahrın içinde bir lütuf vardır. Olmasa bile bu kahrın devamı mümkün değildir. Tebeddülat varit ve vaki olacaktır. Bir tesellidir. Hazreti Mevlana ve Yunus Emre'nin sesinin inikas bulması o günkü insanların Moğol istilaları dolayısıyla yaralı bir kuş gibi merhamete, şefkate, teselliye olan ihtiyaçları sebebiyledir. Lakin herkes de kitap yazar. Bazı kitaplar avamidir. Kesik baş hikayesi gibidir. Bir alimin eline versen yüzünü buruşturur. Ona tuzsuz ekmek gibi gelir. Bundan zevk almaz. Ama cahil menkıbe kitaplarına bakın. Haris bir şekilde onları okuyabilir. Dinleyebilir. Öyle kitaplar da vardı ki ilim adamına hitap eder. Mütefekkir adama hitap eder. Bir cahil o kitaptan bir sayfa okusa bir cümle anlamaz. Ya ihtisasa taalluk ettiği için, ya veciz olduğu için, mana yüklü, kesif olduğu için anlamaz. Fakat bir yazar düşünün ki, o yazarın eseri hem cahile hem alime hitap ediyor.
bu yeryüzünde değme adamın başarabildiği bir iş değildir. Mesnevi böyle bir kitaptır. Meşhur Molla Cami, An feridun-ı cihan-ı manevi, besbüvet bürhan-ı kadreş mesnevi, mençü güyem vasfı an âli cenab, niz peygamber veli daret kitab. Şu metiyeye bakın. Molla Cami gibi bir adam. Ben o maneviyat aleminin, maneviyat cihanının üstadı hakkında ne diyebilirim? Peygamber değil, niz peygamber, veli daret kitap. Peygamber değil fakat kitabı var. Mesnevi'yi bu kadar methetmiş. Mevlana peygamber değil ama peygamber gibi kitabı var. Bu Molla Cami gibi bir allamenin tavsifidir. Yahya Kemal Beyatlı da çok yerinde bir teşbihle diyor ki, biz mesnevi okuyan ve pilav yiyen bir milletiz. Bu demek ki alameti farikamız pilava düşkünlük ve mesneviye düşkünlük. Yemekte pilav, okumakta mesnevi. En birinci sırayı teşkil ediyor. Rahmetli babam, her sahurda pilav tenceresi hazır olacaktı. Bir gün annem dedi ki, her gün ne bu pilav? Ya bunun adı temcit pilavı dedi. Tekrarlanmasaydı buna temcit pilavı denmezdi. Hakikaten milletimiz kahir ekseriyetiyle mesnevi okuyordu. Cumhuriyeti kastetmiyorum. İmparatorluk devrini. Camilerde mesnevi hanlar vardı. Mesela Fatih Camii'nin girdiğiniz zaman bakın sağ tarafında şebekeli bir bölüm vardır. Orası daimi mesnevi okunan yerdir. Eski insanlar mesnevi okunması için vakıflar yapmışlardır. Mesnevi hanlar orada her Allah'ın günü mesneviyi baştan başlarlar, şerh ederek okuturlar. Mesnevi hikayelerden teşekkür eder. Onun için hikayeler avamı da teskir eder. Onlar da az çok ondan bir şey anlarlar. Lakin onlar her biri bir hikmeti ishar için anlatılan hikayelerdir. Alim, cahilin anladığı 100 kat fazlasını anlar. Lakin aralarında mahiyet farkı yoktur. Derece farkı vardır. Tıpkı tasavvufla şeriat da böyledir. Tasavvuf seçkinler kulübü demektir. Tekke seçkinler kulübü demektir. Neden? Allahu Azimişan rahmeti, merhameti icabı olarak şer'i ahkam itibariyle en aciz ferdi dikkate alarak hükümleri ısrar buyurmuştur. Bir pehlivana bir çocuğun taşıyacağı yükü teklif etmek zulüm olmaz. Ama çocuğa pehlivanı esas alarak bir yük yüklemek zulüm olur. Allah en aciz ferdi hesaba katarak namazı, abdesti, orucu, zekatı, hacı emretmiştir. Bütün ahkam-ı şer'iyede akil ve bali olan en asgari iktidar sahibi insan hedef ittihaz edilmiştir. Lakin hayatı mümkün kılan ihtilaftır, farklılıktır. Allah hiçbir varlığı bu kainatta, hani kadın erkek eşittir diyorlar ya, bu gülünç bir iddiadır. Sade kadın erkek değil. Hiçbir şey kainatta bir diğerinin mutlak aynı değildir. Bir elma ağacında 10.000 tane elma olsa
Hiçbiri renkte, tatta, gramda, şekilde mutlak aynı olmaz. İki şey birbirinin aynı olsa, kaderde, varlıkta, her şeyle mutlak aynı olsa, birini yaratmak abes olur, hikmetsiz olurdu. Abesle iştigal Allah-u Azimüşşan hakkında caiz değildir. İhtilaf, hayatı mümkün kılan değişmez bir kanun ilahidir. Cemadat var, taş toprak, nebatat var, bitkiler. Çiçek açar, meyve verir, taş olduğu gibi durur. Hayvanat var, nebat hareket edemezsen o hareket eder. İnsanlar var. İnsanların üstünde başka imkanlarla mücehhez melekler var, cinler var. Işık süratinde hareket eder. Senin beynini okur. Halbuki biz söylenmeyen şeyi beyin okuyamayız. Şimdi en alttaki cemada taş eşitlik istese, ya Rabbi ben niye taş yarattım, bir işe yaramıyorum. Bak benim dibimde bir ağaç bitmiş, yaprak açıyor, çiçek veriyor, meyve veriyor. İnsanların kerestesinden istifade ediyor. Hayvanlar yapraklarını yiyor, şu bu. Onun farklılıklarını ileri sürse, bu talep makul kabul edilse, ihtilafa itiraz eden için, bütün ağaçlar, bütün taşlar nebat olması lazım. Nebat da der ki, ya Rabbi beni bir ağaç yaptın, Süphan Dağı'nda meydana getirdin, çakıldım kaldım buraya. Bir kuş geliyor benim dalıma konuyor, canı istedi mi gidiyor Arı Dağı'ndaki bir ağaca. Ben burada sabitim. Ben de bu hayvanatın verdiğin liyakatleriyle donatsan olmaz mıydı? Bunu da hak kabul etsek, bu sonsuza kadar varlık teke irca olur. Teke, geldiği yere döner. Demek ki hayatı şu müşahede etmekte olduğumuz şekliyle mümkün kılan ihtilaftır. Düşünün, herkes aynı derecede zeki olsaydı, kimse sokak süpürücülüğünü kabul etmezdi. Herkes sen yap sen yap derdi. Halbuki çöpçüyle konuş, o işi bulabildiği, geçindiği için bahtiyardır. Ama üniversite profesörüne sen çöpçülük yap desen, adam kahrından ölür. Demek ki hayati fonksiyonlar farklı, aynen bir beden gibidir bir cemiyet. Beyin, bir avuç, bütün bedeni hareket ettiriyor. Ayak dese ki ben sen niye taşıyayım? Beyin der ki ona, ben olmasam sen nereye gideceğini bilmezsin ki, taşımanın bir kıymeti kalmaz. Böbrek der ki, ben senin içtiğin suları süzmesem sen zehirlenir ölürsün. Mide başka şey söyler, bağırsak başka şey. Bütün bu fonksiyonlar insani faaliyeti tekmil tamamlar. Tüm beşeriyet de böyledir. Bütün mahlukat-ı ilahiye de böyledir. Kainatta bu ihtilaf sebebiyle madun var, mafevk var. Yani alt tabakada olan var, üst tabaka. Fil de Allah'ın yarattığı, karınca da. Ya niye karıncayı karınca yarattın da niye fili fil yarattın denilemez. Çünkü bütün mahlukatı var eden Allah'ın latif sıfatıdır. Adil sıfatı değil. Lütufta eşitlik gerekli değildir. Sen evinin kapısında dursan, oradan geçen çocuklardan birine 5 lira, birine 15 lira versen. 5 lira verdiği adam niye ona 15 verdin de bana 5 verdin? Bana da 15 vermen lazım diyemez. Çünkü istihkak yok. Ama iki adamı aynı işte çalıştırsan, aynı şartlarda birine 5 lira versen, birine 15 lira versen, 5 lira alan itiraz eder ve bu makuldür. Çünkü istihkak girmiştir işin için. Lütufta istihkak olmadığı için adalet gerekli değildir.
Hayatı karıncadan file kadar. Alimden zalime kadar. Bütün zıtlarıyla var etmek Allah-u Azimişan'ın sıfat itibariyle camül ezdat olmasının bir neticesidir. Çünkü masivallahı vücuda getiren, ortaya çıkaran sıfat tecelli terkipleridir. Allah'ın zat hakikatinde masivallah'ta bir nasip yoktur. Ona müteammil bir zaman ve mekan yaratılmamıştır. Öyle olunca mudil de Allah'ın sıfatıdır, hadi de Allah'ın sıfatıdır. Hay da Allah'ın sıfatıdır, mümit de Allah'ın sıfatıdır. Bu la teşbih ve la temsil elektrik cereyanına benzer. Elektrik kablosundan bir kablo buzdolabına, bir kablo elektrik ocağına çekseniz. Aynı kaynak, aynı noktadan çıkan cereyan birinin istidadına göre soğutur, birinin istidadına göre ısıtır. Alıcının bu aldığını kullanma istidadına göre o elektrik sıcağa damil olur, soğuğa damil olur. Bunların ikisini böyle bir mekanda çalıştırsanız birbirlerini eşit miktarda yok ederler. Galebe hangisindeyse odanın suhuneti ona göre tecelli eder. Madem bunlar birbirlerini tezahür mekanında yok ediyorlar, elektrik kablosunda niye yok etmiyorlar? Oradaki mahiyetleri başka. İşte Allah-u Azimişan'daki zıt sıfatlar kainattaki tecelli mekanında birbirine tearruz halindedir. Lakin hiçbiri yok edilemez. Çünkü Allah'ın zat hakikati gibi sıfat hakikati de ebedidir. Her an Allah'ın 3000 sıfat-ı ilahiyesinden Halik ve Beka sıfat-ı ilahiyesi hariç olmak üzere kainatta tecelli halindedir. Kesintisiz yağan bir yağmur gibi. Hiçbir sıfat-ı ilahi kainatta bir zerre, bir an muhatapsız kalmaz. Allah'ın mutl sıfat-ı ilahiyesi varsa kafir her an olacak. Allah'ın hadi sıfat-ı ilahiyesi varsa bu sıfatın tecelli ettiği insan daima mevcut olacak. Zıtlar birbirlerini yok edemezler. Ya ne yaparlar? Galebe sağlarlar. Allahu Azimişşan bu kainattaki bütün oluşlar için cari olan kanunu beşer hayatını tatbik ettiğimizde görürüz ki bazen celaline bazen cemaline revaç verir. Lakin ne celal ne cemal beka şansına malik değildir. Fanilikle mahkumdur. Çünkü men küllü men aleyhâ fân. Kanun-u ilahidir. Buna göre bir galebe. Bundan ne çıkar? Bundan şu çıkar. Müminler ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, küfrü yok edemezler. Azaltırlar. Kafirler ne kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, imanı yok edemezler. Asla. Eğer bu zıtlardan birini ortadan kaldırmak mümkün olsaydı, peygamberlik selahiyetiyle buna sahi edenler başarırdı. Bugün dünyanın 1/4'ü Allah'ın hakikatine vakıf değildir. Ayette ben cehennemi kullarımın ekseriyeti için yarattım buyuruluyor. Demek oluyor ki bu tebeddülat, bu galebe tebeddülatı ebedidir. Bu bazı işlerde periyodiktir. Muayyen bir zamana bağlanmıştır. Yani mevkuttur, vakitlidir. Gece ile gündüz arasındaki nöbetleşme 24 saatte bir değişir.
yazla kış arasında bir senede değişir. Bak bunlar zıtlardır. Lakin şimdi gündüz. Karanlık mutlak yok olmuş değildir. Mağluben gene vardır. Mağarada vardır, bir koyukta vardır, bodrumda vardır, vardır. Gece olup da karanlık galebe çaldığı zaman da aydınlık gene vardır. Mağluben vardır. Bu tebeddülat iman ve küfür meselesine tatbik edildiği zaman gayri mevkuttur. Gayri mevkuttur. Yani bir insan ömrü içinde tekerrür etmediği için idrak edilemez. Lakin tasavvufi bir perspektiften baktığın zaman nasıl gece karanlık basınca bu dünya bir de aydınlık olmaz diye korkmuyorsun? Nasıl kışın her tarafı kar kapattığı zaman bu dünya bir daha düzene girmez. Bitkiler mahvolmuş, yollar karla kaplanmış, bir daha eski düzen olmaz demiyorsun. Bunu tekerrürden biliyorsun ki bu devam etmez. Aksine bir dönüş olacak. İşte manevi bir dürbünle baktığın zaman da ne kadar kötülük olursa olsun o tebeddülat vaki olacağını bilirsin. Küfrün galebesi zamanında ümitsiz olmazsın. O zaman mutasavvuf bir buğday tarlasına benzer. Hepiniz bir buğday tarlasını rüzgarda görmüşsünüzdür. Eğilir, rüzgara aktarır. Rüzgar geçince dikleşir. Mutasavvuf bela ve musibet karşısında bir buğday tarlasının yaptığını yapar. Yumuşak bir hareketle o belayı musibeti geçirtir. Ve bilir ki bu devam etmez. Çünkü asgari emreden Allahu Azimişan fazlasına istidatlı olana bu fazladan ibadetleri yapması için bir men kaidesi vaz etmemiştir. Sıradan bir adam 5 vakit namaz kılıyor. Sen namazdan zevk almaya başladın. Hoş zevk aldığın için kılarsan o da ibadet olmaktan çıkar. Allah azimişan emri diye kılarsın. Lakin belli dereceye kadar o zevk de caizdir. Varlık sebebi olmamak şartıyla, ibadetin varlık sebebi olmamak şartıyla. O neticedir. Mesela oruçta pehriz vardır. Pehriz olsun diye oruç tutsan o ibadet değildir. Lakin Allah'ın emrettiği bir ibadet diye bunu yaparsan pehriz faydasından da fayda sağlarsın. Aynen onun gibi. Zevk aldın. Gece sabaha kadar namaz kılmak istiyorsun. Başka hayati fonksiyonlarını ihmale sebep olmamak şartıyla sana yapma denmez. İşte fazlasına istidadı olana o kapıyı açmak tasavvuftur. Şeriatsız tasavvuf yoktur. Tasavvuf şer'i emirlerin üstünde fazlasına inhimak meyletmedir. Düşkünlük göstermektir. Bunu men eden bir şey yoktur. Lakin tasavvufi faaliyetler insanlar için tesib-i ahlaka müncer olur. Herhangi bir insan fetva ölçüsüyle yaşarsa, fetva yani umum için şer'i olan hududa kadar vazifesini yaparsa cennete müsaak olur. Fazlasını yaparsa cennet de kademelidir, cehennem de kademelidir. Ameller cennette veya cehennemde kademeleşmeye yarar. Ebedi mekanın cennet veya cehennem olmasını taayyününde rol oynamaz. Bunda rol oynayan iman ve küfürdür.
İman ve küfür, cennet veya cehennemi senin için müstehik hale getirir. Amel düzgünlüğü de oradaki derecelenmeyi gerektirir. Lakin ahkam-ı şeriye umumun menfaati mevzubas olan asgari iman şartlarında kifayetsiz kalanların mevcut olduğu bir zamanda sen cehennemin, cennetin daha iyi yerine gitmek için sabaha kadar namaz kılarsan doğru bir iş mi yapmış olursun? Hayır. Sen çayına normal şeker yerine keçi boynuzu atan adama benzersin. Kârın çoğunu bırakıp azına başlamış olursun. Çünkü o senin ferdi ibadetin tesibindir. Kendini yaldızlamandır. Süslemendir. İbadetlerle zinetlendirmendir. Halbuki öteki adam sen apartmanını kat çıkmana benzer. Öteki adam çadırda yaşıyorsa ona bir gecekondu yapma daha evladır. Burada şu fayda vardır. Her ferdin ibadet olan, cihat ayrı bunun istisnasıdır. İbadet olan fiillerinden hasıl olan sevap ferdidir. Senin namazından ne sevap hasıl olduysa senin şahsınadır. Şahsına. Şahsi kazancındır. Bankadaki hesabın gibidir. Deftere amaline yazılır. Banka defterine yazılan paran gibidir. Ama sen bu parayı çoğaltmak istiyor musun? Nemalandırmak. Bunu bir şirkete yatırsan. Bu çoğalır değil mi? Çalışır kazanır. Buna benzer bir kazanç kapısı İslam'ın galebesi için çalışmaktır. Nafile ibadetle meşgul olacağına böyle zamanlarda her şeyin gül gülistan olduğu zamanda sabaha kadar namaz kıl arkadaş. Çoluğun çocuğunu ihmal etmeden. Abdullah İbni Ömer'in karısı Peygamber aleyhissalatü vesselama geldi. Onu şikayet etti. Benim kocam sabaha kadar namaz kılıyor. Ya Resulallah bu yaptığı doğru mudur dedi. Peygamber buyurdu ki ben ondan konuşurum. Çağırdı onu. Ya Abdullah dedi. Gecenin üçte birinde namaz kıl. Sabaha kadar değil. Üçte birinde. Üçte birinde istirahat et. Üçte birinde ailenle meşgul ol. Ailenin de hakkı var senin üzerinde dedi. Hayat bir dengedir. Şuna benzer. Ayaklarını açmasan yürüyemezsin. Çok açsan gene yürüyemezsin. Kıçının üstüne düşersin. Demek ki belli bir mesafede ayağı açmak lazım. Yürüyebilmek için. Her iş böyle bir dengeye bağlıdır. Aşırılıklardan İslam men eder. İslam itidal rejimidir. İtidal rejimidir. Ahkam-ı şeriyenin icabını yaptınsa ne mutlu sana. Nuh'un gemisine bindin. Şimdi kaptan köşkünde gideyim diye insanlarla mücadele etme. Yırtılma. Dışarıda o gemiye binememiş biri varsa onun elini uzat da onu da içeriye almaya çalış. Bu ne demek? Bakın. Sen yatsı namazını kıldıktan sonra zevk tuğyanı ile bu namazı sabaha kadar tekrarlarsan, biz hapishanede bunu yaptık, yapacak başka işimiz olmadığı için çok yaptık. Kaç rekat kılarsın? Kıl 500 rekat, kıl 1000 rekat. Bu büyük bir kazançtır. Ama ben sana bundan daha büyüğünü söyleyeyim. Namaz kılmayan biriyle uğraş, onu farz olan namazı ifaya muktedir hale getir. Senin o 1000 rekatından daha değerlidir. Neden? Çünkü senin kıldığın o namazın birincisi farz hükmündedir. Allah'ın emri. Baban senden bir bardak su istese vermesen,
Bu herhangi bir kimseye bir bardak su istedi de vermedi demek değildir. Babanın otoritesini reddir. Farzı terk Allah'ın rububiyetini zımnen inkardır. Allah'ın emrini kabul etmemektir. Namazın vücubuna kail olmadığı için namaz kılmayan kafir olur. Hiçbir söz söylemese bile. Zihindeki bu halden, tembellikten dolayı kılmasa farziyetini kabul eder, günahkardır sadece. Arada muazzam fark var. Günahkarlıkla kafir olmak mekan değişikliğini gerektiriyor. Sen bir adamı, bir tek adamı namaza alıştırsan, o adamın o namazı kılmakla farz kıymet ve kuvvetinde sahip olduğu hasenatın aynısı senin defterine de yazılır. Aynısı. Bu hadis-i şerifle sabittir ki bir hayra vesile olana o hayrı işlerinin kazandığı sevabı aynen verilir, onun sevabından bir şey eksilmez. Bir şerre sebep olana o şerri işleyenin veya işleyenlerin günahları aynen yükletilir, onların günahından da bir şey eksilmez. Şimdi Mustafa Kemal'in hesabını düşünün. Hesabını düşünün. Hafazan Allahu Teala. Acır mısın, kızar mısın? Halbuki sen o namazı 1000 kere tekrarladığında bir farz değerinde sevabın yok. Neye benzer? As subay kolu buradan buraya rütbe dolu olsa buradaki bir demir eşit değildir. Sınıfı başka. Birinin sınıfı farz, birinin sınıfı nevafil, emredilmemiş, munzam ibadet. O halde beyler, bugün asıl yapılacak iş, asıl yapılacak iş, İslam'ın galebesi için çalışmaktır. Ferdi ibadetler, Allah'a itaat için, o itaatin tescili için şarttır. Ama ondan sonrası nafile ibadete koşacağına ihmal edilmiş olan iki farziyetin peşinden koş. Biri emri maruf, yanlış yapanlara ikaz, biri de Allah'ın emrini ifa etmeyenlere ikaz, ifa eder hale getir. Bugünün harbi, İslam müdafası cihetinden, bugünün harbi, kalemle ve kelamladır. Kılıcın mevsimi geçmiştir. Esasen İslam tebliğden ibarettir. Kimseye cebir tatbik edilmez. Kılıç ölmemek için öldürmek üzere kullanılır. Ancak bu şartla caizdir. Müslüman ol diye bir kimseye cebir tatbik edemezsin. Kavga, dövüş, öldürmekle hiçbir şey olmaz. Ne kendin bir fayda sağlarsın, ne ona bir fayda sağlarsın. Allah Azimüşşan bize metot veriyor. Bir bahis de uzun uzun İslami mücadele metodu üzerinde burada konuşacağım. Üd'u, davet edin, çağırın. İlâ sebîli rabbike, Rabbinizin yoluna. Bil hikmetil mev'izetil hasene. Kılıçla Allah'ın yoluna getirin demiyor. Hikmetli güzel sözlerle Allah'ın yoluna insanları çağırın. Başka bir nazik noktası daha var. Başka vesileyle söyledim ama yeri gelmişken bir kere daha söyleyeyim. Allah-u Azimüşşan alim cahil. Herkes bildiğin alim, bilmediğin cahilidir. وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ بِاَنْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Allah yolunda mallarınızla ve nefislerinizle, dikkat edin, veya değil, mallarınızla ve nefislerinizle cihad edin. Cihad nedir? İslam'ın galebesi için yapılacak her iş cihattır. Her iş. Lakin sair ibadetlerde hem nisap hem nispet bildirildiği halde
cihatta hiç böyle bir beyan yoktur. Namazın rekatı belli, zamanı bellidir. Orucun şekli, şemaili, zamanı bellidir. Haccın, menasiki bellidir. Hepsi böyledir. Cihat için. Ne yaparsam, ne kadar yaparsam bu borcu ifa etmiş olacağım. Ah şimdi ikindi oldu. 4 rekat bilemediniz, 8 rekat kıldınız mı bitti. Acaba eksik mi kıldım diye bir tereddüt yok. Çünkü başı sonu bildirilmiş. Cihatta böyle bir şey yok. Ama başka bir ayeti kerime bizi dehşete düşürmeli. La yükellifullahe nefsen illa vüs'aha. Allah kimseye takatinden fazla yük yüklemez. Herkes buradan bir teselli bulur. Oo, Allah elbette adildir. Takatinden fazla yük yüklemez. Ama bu yarısı boş bardak demekle yarısı dolu bardak demek ma vaka itibariyle aynı şeydir. Takatinden fazla yüklemez demek, takati kadar yükler demektir. Allah aşkına Allah yolunda kim takati kadar yük taşıdığından emin olabilir? O takate senin aklın dahil, ölçemezsin. Cesaretin dahil, ölçemezsin. Sıhhatin dahil, ölçemezsin. İçinde bulunduğun içtimai şartlardan sağladığın faydeler dahil, ölçemezsin. Ölçüp biçip mizan edemeyeceğin bir varlığın doğurduğu bir borç ödemekle mükellefsin. Daima acaba benim hesabım açık mı? Gerektiği kadar yapabildim mi diye kork. İmanın ilk meyvesi merhamettir. Kur'an-ı Kerim'i açtığın zaman karşına ilk defa besmele çıkar. Besmele'de de ilk sıfat-ı ilahiye Rahman ve Rahim'dir. Fatiha'nın başındaki Besmele'yi ayet saymayan bir görüş de vardır. Besmele ayettir de surenin içinde geçtiği için. Elham'a bak. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahman Errahim. Gene ilk defa çıkan karşımıza Rahman ve Rahim'dir. Buna göre imanın ilk meyvesi merhamettir. Eğer sen Allah yolunda yürümeyen, Allah yoluna ters giden bir adama acımıyorsan imanın lezzetine eremedin. İslam'ın şuurunda kemale varamadın. Mahrumlara acıman lazım. Bir zaman dökümcü Şevket vardı. Orada benim sohbetim eski tabirle iştihar etmişti. Sık sık gelir beni alır, illa millet seni dinlemek istiyor. Ben de ona demiştim ki iyi ki seni geç tanıdım. Yoksa ben bir kitap yazamazdım. Sen gençliğimde tanısaydım. Böyle bir topluluk sizin gibi gençler değil. O ekabiri çağırırdı hep. Makam sahibi, servet sahibi adamları. Onun için ben ona dedim ki senin yemeğini orada yemek de ikram eder. Bir fukara adamın yediğini görmediğim müddetçe bir daha gelmeyeceğim. Ve kestim. Dediler ki bize tasavvufi bir sohbet yap. Ne anlatayım size dedim. Tasavvufi bir sohbet yap. Baktım ki adamların şeriatta eksiği var. Tasavvufa sıra gelmez. Şeriatsız tasavvuf olmaz. Tasavvuf bir pergele benzer. Sabit ayağı şeriat, onun etrafında bir daire. Kimin mutasavvuf olduğunu iddia ediyor da şeriatta eksiği varsa bilin ki sahtedir. Ayağı kaymıştır. Dedim size bir sualim var. Bunun cevabına göre sizinle tasavvufi sohbet yaparım. Siz de kendinizi bu sualimle mizan edin. Şimdi kapı açılıp içeriye biri girse, İçinizden birini kızdığı bir adam zannederek dövmeye başlasa, dövüyor ve sövüyor, ne yaparsınız? Uuu, feveran ettiler. Bir tokata 5 tokat vuruyor. Bir küfüre 10 küfür yapar. Bak gördünüz mü siz şeriatı bile azmetlemişsiniz dedi. Şeriatta bir tokata bir tokat, ikinci tokata atarsan sen zalim oldun.
bir küfüre bir küfür, affedersen daha da iyi. Siz Neşve-i Sufiye'ye sahip olsaydınız, mukabele etmeden evvel bu yanlışlık benim üzerime niye oldu? Acaba ben başka bir yerde bunu hak ettim de bunun vasıtasıyla bu hak benden çıkıyor mu dersin?